Değerli hemşehrilerim merhaba. Kayseri Sanayi Odası'nın 4. Organize Sanayi Bölgesi çalışmalarına başladığını çeşitli vesilelerle basın yoluyla öğrenmekteyiz. Kayseri'nin özellikle doğuda kalan ilçelerinin bir sanayi kuruluşuna sahip olmaması ve organize sanayi bölgelerine uzaklığı sebebiyle bu bölgelerimiz ciddi anlamda köyden kente göç yaşamakta. Tarım ve hayvancılığın günden güne yapılabilirliğinin zorlaştığı bu dönemde bu işlerle uğraşan, ekmeğini tarımdan ve hayvancılıktan kazanan ailelerin çocukları, gençleri mecburi olarak asgari ücrete tamah etme zorunluluğu ile Kayseri'nin merkezine göç etmekte, organize sanayi bölgesinde iş bulan çalışabilmekte, çalışabilen de ulaşımda yaşadığı hem zaman kaybını hem de külfeti bir nebze olsun dindirebilmek için Kayseri merkezine göç etmekte. Aslında göç edenlerin de kira ve benzeri masraflarla çok da ciddi ve rahat bir hayat yaşadığını söyleyemeyiz, ifade edemeyiz. Peki göç etmeyen gençlerimiz ne yapmakta? Günden güne ilçelerinde, köylerinde umutsuz bekleyişlerini sürdürmekte. Ben tam bu noktada Kayseri Sanayi Odası'na bir siyasi olarak, bölgenin bir evladı olarak bir öneride bulunacağım. Bu önerimi de bir çağrı olarak bölgenin bütün siyasilerine, belediye başkanlarına, bürokratlarına, sivil toplum kuruluşlarına sesleneceğim. Değerli hemşehrilerim, çağrımız ve önerimiz şudur. Sarız, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Akışla, Bünyan, Tomarza üçgeninde bütün bu ilçelerimizde hemen hemen eşit mesafede yer alan tamamıyla sağlıklı ulaşım yollarına sahip Bünyan'da 4. organize sanayinin teşkil edilmesidir. Kayseri'nin doğu batı geçiş güzergahında bulunması, sanayi kuruluşları için gerekli geniş hazine arazilerine sahip olması, hizmet kapasitesi yüksek bir devlet hastanesinin açılmış olması ve üstelik bütün bölge gençleriyle birlikte ciddi anlamda iş gücü potansiyeline sahipliği Bünyan'ın bu noktada bir cazibe merkezi olmasını sağlayacaktır. Geçmişte Sümerbank tecrübesi olan ve Sümerbank'ın kapanmasından sonra yıldan yıla eriyen Bünyan ekonomisi bu çalışma ile kalkınacak. Pınarbaşı'nın, Sarız'ın, Sarıoğlan'ın, Akkışla'nın, Tomarza'nın evlatları Bünyan'da kurulacak bu organize sanayiye rahat ulaşım imkanıyla birlikte köylerinde yaşamaya devam edecek, ilçelerinde yaşamayı sürdürecek, tarımda ve hayvancılıkta hatta boş kalan ahırlarda hayvanlarını beslemeyi sürdürerek bölge ekonomisine sadece sanayi kuruluşlarında çalışarak değil, aynı zamanda annelerinden ve atalarından öğrendikleri üretim tecrübeleriyle de ekonomiye katkı sağlayacaklar. Çağrımız bütün bürokratlara, çağrımız bütün belediye başkanlarına, çağrımız A partisi, B partisi, C partisi demeksizin bütün siyasi kuruluşlara. Gelin doğu ilçelerimizdeki göçü durduralım. Gelin doğu ilçelerimizi sanayi kuruluşlarıyla yeniden eski cazibeli günlerine döndürelim.